Biraz kendinden bahsetsene. Niye buradasın? Neyin peşindesin? Zengin, hatta ünlü bir Türk erkeğinin mi? Bavul ticareti mi? Yoksa daha illegal işler mi? Da yukarıdakilerin hepsi mi? Ha? Elektronik mühendisliği, yüksek lisans. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol. Burada harçlık almak için çalışıyor. Çünkü çalışma izni yok. Bir şirket almıyor. Ha, çalışma izni. Kimse duymasın. Nereden duyacaklar tatlım? Bu mu bu mu düğün için? Fark etmez, siyah herhalde. Siyah ten rengi mi? Kapatmıyor mu sence damat? Bilmiyorum abi. 6 haftaya daha kim öle kim kala. Bak siyah. Hop, cilt rengimi griye düşürdü. Beyaz. Hop, ten rengimde pembe harili bir ışık. Görüyorsun? Göremiyorum abi. Bu kadar yakından göremiyorum. Acık şöyle bir açıl ya. Ya damat, o değil de sizin bu mahallede Fırat'ın yazgısı var ya. Tanıyor musun sen onu? Boşta mı o hatun kanka? Arkadaş, sen niye benim şöyle bir ağzımın içine giriyorsun ya? Ya bir dur be oğlum. Bak bir şey soracağım. Sen tanıyor musun? Ha? Yollu bir tip midir? Hazırlayayım mı? Olmaz o sana. Büyük o sana. Onun yaşı bayağı var. Sen bence hiç şey yapma. Sen kendi demografik grubundan bak. Oldu mu canım? Yok be oğlum. İyidir o, iyi. Demografi hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Bir akşam Dodibar'a falan çağırsam gelir mi? Ha? Sonra tekneye kaçarız. Var ya benim 12 metre. Hatun bak bitmiyor ama tekne ferah, sığışırız yani. Kompastik. Dinlemin. Sen böyle ağzımın içine giriyorsun ya. Bir gün elimde olmadan Allah ne verdiyse kaba kuvvete bir gireceğim. Seni elimden kimse alamayacak kardeşim. Bir git ya. Ulan ne huylu adamsın. Çok antika herifsin oğlum ya. O zaman beyaz smokin diyorsun yani. Hop kaçtım ben. Özle kayınçoyu. Evet, çalışma izni olmayan yabancı bir arkadaş. Dünya apartmanı, girişim. Soğan istemiyoruz. Ekstra peynirli olsun. Teşekkürler. Çağatay uçakta bunaltan kız şu an Tufan abinin yeni dizisi için seçmelere gelmiş. Çağatay revanş alıyor. Uzay ya! Seçmeye gelecekler listesinde Açelya ismini görünce... Oyo! Hangi Açelya? Kaç Açelya vardır ki? Ama bu kadar ilahi adalet olur mu dedim. Oluyormuş. Benim çöplüğüme hoş geldin babak. Motor seviyor musun sen? Bilmem. Sevmiyorsan almayacağım Olga. Seviyorsan alacağım. Ben biraz korkuyorum. Çok hız var. Benim yanımda hiçbir şeyden korkma. Niye? Olga, ama böyle olmuyor. Sen bana mesafe yapıyorsun. Araya bar koyuyorsun. Buraya mı gelsen acaba? Ama ben çalışıyorum. Benden başka müşteri yok ki. Allah, sen gel ya. Gel buraya otur. Sürekli ayakta siyatik olursun, varis olursun, lumbago olursun. Süt gibi kıza yazık. Gel otur. Masaj yapayım mı? Nasıl? Yorgunluk varsa diye. Olmadı sen bana yap. Akşam falan ne yapıyorsun? Masaj da şart değil. Yemek de olur. Sinema. Bir sorum olacak. Cildin altında led aydınlatma mı var senin? Pardon arkadaşım. Bu apartmanda yabancı yurtlu çalışan var mı böyle ev işinde filan? Teras katı, asansörden çıkınca sağdaki kapı. Eyvallah. Eyvallah. Ben bu kasabadan kaçmak istiyorum. Büyük şehre gitmek. Filmlerde gördüğüm o ışıklı caddelerde... O el hareketi ne? İlkokulda şiir okur gibi. 23 Nisan değil, indir. Ben bu kasabadan kaçmak istiyorum. Titriyorsun. Yüz kasların seyirmeye başladı. Türbülansa girdin.
Kötü alametler bunlar. Tamam. Baştan lütfen. Ben bu sakabadan, kasabadan... yanlış oldu laflar. Ezber de uçtu ha? Nefes nefesesin. Gittikçe batıyorsun. İsmini sorsam söyleyemeyecek haldesin yahu. Ben... özür dilerim. Buradan kurtarman çok zor. Serbest düşüştesin sevgilim. Yere çarpman en meselesi. Fobi gibi bende bu seçmeler. Önemli değil canım, vaktimiz var, gevşeyelim. Fobi ha? Yapma yahu. Korkuyor musun küçüğüm? Niye başını bacaklarının arasına sokmayı denemiyorsun? Ben bu kasabadan... Affedersiniz, bir su rica edebilir miyim? Tabii ki. Aha, pardon, suyumuz kalmadı. Hop. Çağatay'cığım, seni yormayalım artık. Esra devam etsin arkadaşlar. Ben bu kasabadan... Abi ne yaptın ya? Sana ne? Porsuk Esra. Tülay, niye telefonlarımı açmıyorsun? Dün gece pavyona da gitmemişsin. Ya insan sevgilisine pavyona gitmemişsin diye kızar mı anam? Ne güzel namusunla oturuyorsun diye sevinir. Seni evden beklemesinler. Beklemesinler lan. Deli evi oldu ona zaten. Rus'u bizde, Goti'yi bizde. Sirk gibi ev. Rus demişken biz de tam çıkıyorduk Silahattin abi. Pavyona mı? Yok, bir işimiz vardı. Ne işi lan bu yine? Bir operasyon. Estetik operasyon. Zerin dudağını yaptıracak da zamanla incelmiş dudağı. He, mesleki deformasyon. Bu saatte estetik. Ha, anladım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullan, ağzında paralansın, şaplın şeker olacaksın demek. ben de eve gideyim madem, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol gülüm, ben seni yarın arayacağım. Yarınlar bizim. Tülay, hazır mısın? Nasıl hissediyorsun? Rusça falan? Kız, Türkçem bile gitti şu an. Korkma, arkamızda amirim var. Ben sana güveniyorum, yardım bacım. En meşhur son sözler. Kedidir, kedi. Aynen öyle çıktı. Kedi kaynaklıymış. İlaç yapıldı, bitti. Gerçi senden olsa yine beni bozmazdı da. Sağ depreli her türün gider mi diyorsun? İlla ki. Ayrıca pire, köpek, piton, kızlara evcil hayvan yakışıyor. Erkan burada kalmış. Yoksa küs. İlişkimiz. İlişkimizde sorun yok. Sen iyisin. Annenler öküz. Altına imza mı atarım arkadaş? Bu kadar mı olur ya? Bir dakika. Dyson'un gülü bir şey soracağım. Sen nereden bildin ki? Emir! Hop! Bir kıza özür ederse ne alınır? Ah! Mücevher, özrün dibi. Eyvallah. Dede, bu çok değerli bir şey mi? Yok canım, 50-100 liralık eski uyduruk bir şey. Annen atacak mıydı, verecek miydi, öyle bir şey dediydi ya. Bunu elime verebilir miyim? Ne vesileyle? Pire özrü.
Ha evet tabii. İstiyorsan verebilirsin canım. Okey. Ailenin çok eski. Özür olarak. Sevdim. Hırka. Onu almaya gelirsin artık. Yarın filan biz hep buradayız. Maksat ayağını alırsın. Okey. Kamera buradan açılıyor. Tamam. On off. Hadi inşallah. Simitçi ve büfedeki müşteri bizim devreler. Ben de müzisyenlerin yanındayım. Lafları öğrendim. Sakin, az konuş, tamam mı? Tamam. Çişin varsa şimdi deyin ya. Okunmuş pirinçleri yuttun mu? Dur anam ya. Of. Hadi bismillah. Geldiğin için teşekkürler. Kendimi affettirebilecek miyim acaba? Nasıl oldu bu skandallar yahu? Sen başlattın diye hatırlıyorum. En son o ütülü gömleğinde kedini boğasım vardı. Açelya, o sabah niye öyle orangutan gibi davrandığımı çok düşündüm. Ben böyle biri değilim ki. Ben bir şempanzeyim, şempanze. Beni korkuttun sevgilim. Bağlanırsam... Ne olur diye korktum galiba. Merhaba. Svitlana. Hoş geldin. Nerede konuşalım? Bura iyi mi? Bence iyi. Akşam mesajda dediğin en son gelen posta kaç kilo? 6. Sen baktın tadına? Kalite süper. Ama ucuz değil. Hmm. Pahalı mı abi yani? Evet. Allah belanı vere, yer mantarı nereden bittin sen? Kaça veriyorsun? İşte hepsi 300. 300 bin euro. Evet. Çokmuş o. Mal ne söyle be kızım, sonra adamlar avukatı alacaktık diyecekler. Çok mu? Sen kaç verdin? Gitme, gitme yer mantarı, yazık sana, yazık. Ne? Selahattin abi, git buradan git. Şuncacık canım var, yazık sana. Kim bu diye gideceksin? Hanımın, çoluğun, çocuğun gillere yazık. Ben, yani olsa olsa en fazla 250. Yok, vermem. Çünkü şu an bu mal, bu piyasa yok. Hadi kızım, hadi söyle malı. Selahattin abi, gel gel. Beni mi arıyorsun kız? Gel buraya gülüm. Bu mı? 250 olmaz mı? Yani olur, veririm. Ne veriyorsun lan sen? Ha? Ne oluyor burada? Kim bu adamlar? Yakarım lan bu istiklali, yakarım. Kim ulan bu? Merhaba. Evet. Evet mı? Ne oluyor kızım? Moskova mı burası?
Film seti mi? Film mi çekiyoruz? Neyin içine düştün sen gülüm? Neyin pazarlığı bu lan? Şu an tanıştık arkadaşlar. Akşam bir yerlere gidecektik. Ne oldu ki? Gidemezsiniz. O benim. Tamam. Eyvallah kardeş. Pardon. Svetlana, sende de her yol varmış. Kim dedi sana o? Ne isim söyledi? Svetlana ben. Sen sarhoş. İstiyorsun sen bir dur. Doz mu? Ne içtin kızım sen? Ya yoksa seni satıyorlar mı zorla? Zerrin, gel lan buraya. Gel buraya. Ne diktin gözünü bakıyorsun lan? Solucan, iti kopuğu hep burada. Birazını kafan gelmiş. Eskiden ütüsüz pantolonla bile çıkılmazdı. Ne alakası var? Aha, benim kafa gitti. Aa, senin yüzünden benim kafa gitti. Ah gitti, ah gitti. Bir daha ona gibisi gelmez. Ah Elena, Elena. Mandallarıyla çamaşır suyuna basan güzel Elena. Anneciğim, belki geçici bir ayrılıktır ha? Kafasını toplamak istemiştir. Belki döner geriye. Her şey eskisi gibi olur ha? Kim ihbar ettiyse polis gelmiş buraya. Dairelere yabancı çalışan sormuş. Aa, kim ki acaba? Bu kesin tuydu kaçtı. Şirkete gelip iş sorunca ben de geldim size. E şimdi ne oldu? Beni de mahcup etti. Bulacağım onu. Bul getir oğlum onu. Bul getir. Yen direkt takarım kafaya. Çalışma izni var dediydi sayın çakırlar. Yalancılıktan tik sınırım. İğne telinde olsa bulacağım onu. Hadi bakalım. Kespotluğunu tut değil mi sağa? Ha, arıyor. Allah. Elena Hanım. Ne? Neredesin sen ya? Bizim daireyi mi? Kim ihbar etti ki? Yan dairedeki uzun sivri çocuk mu? Boyu devrilsin. Gevşe güzel kız. Sen zaten her gün oyunculuk yapıyorsun. Uçakta seyirci karşısındasın. Kemer böyle bağlanır dostlar. Acil çıkışlar şuradan azizim. İşte oksijen maskeleri ey Hulk. Tabii daha doğal bir oyunculukla. Evet ya, değil mi? Sen de bak uçaktan korkma artık. Yani iyi bir pilot bir uçağı her koşulda yere indirir. Yaşamak istiyorsa kendi hayatı için buna mecbur. Ya uçakta arıza çıkarsa, ya fırtına olursa, ya yıldırım düşerse, o yo! Çağatay, uçak kazasında ölme ihtimalin nefes boruna fındık kaçıp ölme ihtimalinden daha düşük. Sen fındık yerken korkuyor musun? Yo. Fevkalade bir bakış açısı. Aa, dostlar, Romalılar, yurttaşlar, uçaktan korkanlar. Anahtar kelime fındık. Fındık. Gerçekten de her türlü derde devaymış yahu. Aç Elia. Ne oluyor burada böyle? Canlı musiki oluyor genelde. Hey hat, bu gece sakin. Ya Zafer, beni takip etme artık ya. Bu kim? Tanımıyor musun? Arkadaş Pluton'dan mı? Zafer, bizim ilişkimiz bitti. Vay be. Bitti deyince bitiyor ha. Evet. Daha ne diyecek? Finito, the end, my fish. Sus be. Sen karışma. Açeli'ye bir daha düşündün mü? Zafer, anlamıyor musun? Bitti. Sen de üzülme artık. Üzülme mi? Ev aldım ben ya. Evleneceğiz, çocuk mucuk yapacağız diye. Parkeleri komple baştan aşağı değiştirttim ya. Ha, şiştim. Benim yaşama sebebim kalmadı Açeli'ye. Bana bir sebep ver. Şunun için yaşa de. Haftaya bir demin hatıra defterini İstanbul'da oynuyorum. Gelin görün. Bence güzel bir sabah. Bu mu? Hadi ben değilim eyvallah. Başımla beraber ama. Bu mu? Yuh! Yos kokoroş! Pavyondan bir Rus arkadaşınız arabasını satacaktı. Kendisi gelemedi. Tülay onun yerine geçti. Pazarlık araba pazarlığıydı diyorsunuz. He, bence akla yakın. Sen şimdi diyeceksin niye Rus taklidi yapıyorsun? Arkadaş adına sen pazarlık etseydin diyeceksin. Onun da bir açıklaması var değil mi Zerrin? Yabancı olunca daha kolay kekledim sanıyorlar Silahattin abi. Türkçe zayıf falan hesabı aptala yatıp daha iyi fiyat alıyor. Peki niye herif tanıştık, eğlenmeye gidiyorduk diyor? Kendi kendine gelin gibi olmuş salak. Gel gezelim falan dedi. Yok dedim, ben evci, ben bir kişiyim dedim. Bu kızın gösterişli bir fiziği var Silahattin abi. Aslan olmaz mı? Olur. Sanatçıyla berabersen bunlara alışacaksın. Hormon bu. Tutun yerde, tutamıyorsun ki. Lan benim tipimde bir salaklık mı var? Ben bunları yer miyim lan? Selahattin, herhalde ben sokaktan adam bulup parayla... Tövbe estağfurullah, hayret bir şey ya.
Hayır, tabii de ne dönüyor onu da anlamıyorum. Bilmemek de sinirime dokunuyor. Ay, her haltı biliyoruz da hayatta sanki ya. Bırak acık. Cehalet mutluluktur Silahattin abi. Ya ben ihbar etmedim. Polis gelip sorunca akrabası filan sandım, teraslı daire dedim. İhbar eden kim o zaman çocuğum, ha? Hani herkes olabilir. Samanlıkta iğne aramak. Evimizi pirelendirdiniz, yardımcımızı gönderdiniz. Hey maşallah ya! Artık gelmem diyor. Korkudan arazi olmuş. Ah eline çık, ah, ah rüzgar gibi geçti. Yalnız bizim evdekini de daha pirelenmiş değil. Lütfen bu da ilginç bir detay, kayıtlara geçsin. Vay Allah'ın bir hikmeti. Bir piramitler iki bu. Pah. Ya o ev ilaçlandı, her yer her yerde. Bize şu an acil yardım lazım. El elde baş başta kaldık sayenizde. Tamam canım, olmadı. Ben yarın gelip elimden geldiği kadar size yardım ederim temizlikte. İyi, o zaman sorunu çözdük. İmecenize sağlık. İyi geceler. Buradaydı ya. Allah Allah. Allah söyleyeceğim ama şımarma yavrum. Maşallah enine boyunu buldozer gibi kızsın. Ay sen her gün gelsen Elena'yı aramam. Sağ olun. Beni çok duygulandırdınız. Nerede oturuyorsun? Uzakta değil. Soyadın ne? Burcun ne? Yükselen ne? Hangi takımsın? Ne yapacaksın? Bir oğlum, senin gerçek ismin miydi ya? İsimlerimden biri. Ama böyle olmaz Olga. Ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bilme, daha iyi. Ne gerek var? Değil mi? Tanıdığım kadarı da yetiyor yani. Doğru söylüyorsun, çok akıllı kız ya. Mükemmel bir kız. Tanrıça. Gerçek olamayacak kadar mükemmel. Ama nedense sır verip ser vermiyor. Kesin bir şey saklıyor bu kız. Şeymuz amcanın çocukları kesip yemesi gibi mi Açılay? Kim atmış ki örtüyü ya? Ne demek ki o? Yandaki kesin lime lime etmiş saçaklı. Neden öncesi adeta haset ve saldırganı anlatan bir sanat eseri halinde şu an. Bu pireli yata gördüsü mü? Ha? Pireli mi? Liman olarak mı? Orada mı dokunmuş? Kim? İlaçlamacıyla konuşmadınız mı hemşire? Pire bu yatak örtüsünden yan yanmış. Pirenin kendisi, çoluğu, çocuğu, yumurtası, 7'den 70'e kıvıl kıvıl, iç dış, dikişlerine kadar her taraf pire kasabası olmuş. Ay. Hadi ya! İlaçlamacı döndüre döndüre ilaç sıkmış, parça parça etmiş, kurtaramamış, atmış. Dedi ki ilaçtan önce bıraksan tek başına örtü sıçraya sıçraya gider dedi. Ay sinir geldi, ellerimi yıkamam lazım. Sizin eski püskü örtünüz yüzünden bizde ne nevresim kaldı, ne battaniye, ne yastık kaldı, ne yorgan. Ne kadar fitne fücur. Musibet varsa terasın doğusundan geliyor karşım. Ya, doktor bey, biz alta kalmayız yani, telafi ederiz. Ne eksik varsa akşam üzeri gidelim beraberce. Komple yani. Komşularımıza başımızla beraber. Ne oluyor ya? Oldu. Akşam üzeri haberleşiriz. Ha? Bu
Bu görüntü gerçek mi yoksa şakacı bir hologram mı Gülistan ablam? Bunlar gerçekleri mi yoksa benzerleri mi? Ha? Bu arşiv görüntüsü mü? İkisinin kartonetleri mi? Bal mı bu heykelleri mi? Bak bütün seçenekleri sundum sana. Şimdi pire felaketi olunca canım benim hani temizliğe yardım babında. Güçlü kuvvetli ya işte iş yaptırıyoruz işte. Değil pire felaketi deprem felaketi olsa kıyamet kopsa da yazar. Ya bu ne samimiyet? Bu ne yumuşak muhabbet? Ha güçlü kuvvetli diye çalışıyor ha? Oldu olacak kuma gelsin bana bu. Aa ama aşk olsun gülüm ya. Senin asapların bozulmuş yapma böyle. Gerildim ben. Çok uzadı ya ondan. Oo haklısın kuzum haklısın. Bu akşam kısmetse büyük ninem geliyor. Hep istermiş torun çocuğunun düğününe gitmek. O 102 yıldır benim evlenmemi bekliyor. Ben sanırsın 1102 yıldır. Şu 6 hafta geçsin başka bir şeycik istemem. Geçer kuzum geçer. Ay yüzde kuyruğuna geldin ya. Ha ama maşallah katır gibi çalışıyor. Küçükken ne yedirmişlerse artık buna. İşkillenmişler. Hep o parlak takım elbiseli yüzünden. Değil mi? Üstüne vazif olmayan her şey burnunu sok Selahattin. Amirim bu akşam yine buluşuyoruz değil mi adamlarla? Artık arkadaş grubu tarzı olduk. Ama bu sefer mecburen uyandırmamak için biz uzak kalacağız. He, demirden korksak trene binmeyiz. Kız bu laf bana çok saçma geliyor ama yeri geldi. Amirim, gerçek kurye sıvattan bulunamadı mı daha ya? İyi saklanıyor, şebekeyle iletişim kurmuyor. Zaten tanımaz, şebeke kuryeyi arar. Kadının eşgali hala belirsiz. Puh, onun eşgali de. O malını verdi, parasını alamadı. Eli armut mu topluyor? Böyle tüccar mı olur değil mi? Şebekenin telefonunu dinliyoruz. Senin bu akşamki pazarlıktan önce Svetlana risk alıp adamları bulup ararsa... Operasyon yarın olur değil mi? Oh be düzgür kız. Amirim o iyi de bilgi almış da pazarlık sırasında çat diye gelirse... ...parayı da cebe atmış gibi olduk ya. Gerçi 5 kuruş koklamadık neyse. Hani Trilay'ımı suç üstü yakalatmak amacıyla gelip Kara Murat benim diyerekten. Şebekenin karşısında aynı anda 2 Svetlana olursa bittik. Biz de uzakta kalacağız. Çatışma yapamayız. Cadde kalabalık. Bunu şişleyip kaçarlarsa... Benim gerçek sıvattan olmadım ne belli amirim? Rusça mı biliyorsun dangalak? Ah amirim bunu alın bu işten. Aklı yetmez vallahi yapamaz. Sahnede şarkı sözünü unutan bir tip bu. Bir yerine bir şey olacak kız. Plazı kime verdim dedin oğlum? Eyleme dedem ver dedi. Deden nerede? Şirkete gitti. Eylem nerede? Çoktan kastı. Plazık nerede? Yanda bitti kül oldu. Bilezik çok değerli bir şey miydi ya? Rıza. Saat 5'te Bora Bey'le buluşacaktım ben resim almak için. Ama benim başım tuttu. Sen gidiver oldu mu ablam? Bora senden nefret ediyor olabilir ama ben de şu an hayattan nefret ediyorum Rıza. Evleniyorum ben. Hadi hayırlısı. Rus gelinin olacak anneanne. Getireceğim tanıştırmaya. Aman ne güzel. Matruşka bebekler yaparsınız artık beraber. Dalga mı geçiyorsun anneanne? Biraz. Sen dalga geç. Fıstık gibi kız. Hem de mühendis. Evleniyoruz biz. Kızın haberi var mı? Daha tam yok. İstersen bir de ona sor. Fikrini almış olursun. Ya anneanne ya. Kız istemez mi hiç? Türk koca, vatandaşlık filan. Oho! Kaymaklı ekmek kadayıfı. Kaymak hangisi? Vatandaşlık işte. Kadayıf. Ben. Belki Rusların damak tadı farklıdır ama oğlum. Ha? Alo. Ne renk? Abla ben o yatak yorgan işine çok üşeniyorum ya. Gülistan Hanım'la sen buluşsan. Aa. Ya ne güzelmiş. evet zaten başka türlü de görüşemiyoruz. Bakalım mı? Merhaba. Gülüm sana açıkladım mevzuyu ama nasıl istersen tabii. Dayanamıyorum. Bu iş en geç 2 haftaya bitecek. Yıldırım nikah. Gerekirse mutfak balkonda yaparım düğün.
İki hafta nikah. İki hafta mı? Kızardın? Heyecanlandın? Kıyamam. Öp kayıcı. Ya bir dakika dur ya. İki hafta sonra nasıl nikah günü verdiler ki? Elimiz kolumuz uzundur damat. Hadi gözün aydın kardeşim. Oldu da bitti maşallah. Akşam Antep'ten büyük nine geliyor. Tanışmak ister misin? Ya bir dakika ya. Hazırlıklar. Nerede oturacağız şimdi? Bizde mi yani? Ev içinde olmaz ki. İki gönül bir olunca samanlık seyren olduğu gibi yan komşularınızı kışkışlarsanız geçer oturursunuz. Baktın gitmediler, çağır kayınçoyu, falçatam kurban ister. Ama olur mu ya? Arkadaşlarımız onlar. Bak Fırat'ın yazgısı orada oturuyor mesela. Ayıp. Ne diyorsun oğlum? Onun işi kolay ya. Atarım benim tekneyi, istediği kadar takılır, sokakta bırakmayız. Ha? Taktım oğlum o karıyı kafaya ben. Olmadı babadan alırım arabayı. Sizin düğüne geliriz beraber. Ne diyorsun? Merhaba Sevitli Ana. Abi be, bir bira parası ver be abi. Çekil lan, alkolik. Abi, 5-10 bir şey vermişti abi. Çekil sana lan. Aa, pis herif. Polis, buraya kadar ileri geçmek yok, tamam mı? Hadi. Nay, niye? Bakan geçecek, hadi. Abi, bir bira parası be abi. Aa, memur bey, görev başında bira mı içiyorsunuz? Ya sabır, ya sabır. Ne güzel çantan varmış senin. Bakayım. Ne güzel. Bu güzel kızı özlemedin mi seni? Kusura bakma. Bu seferlik böyle. Niye? Tedirginiz. Eda mı? Nereye gidiyorsun ki? Vallahi bu akşam uçakla Bodrum'a. Oradan da tekneyle Yunanistan'a diye planlıyor. Vizem yok ama benim yurt dışına kaçmam lazım. Rıza sen ne yaptın? Beni bekle Deniz. Ne kadar zaman? Çünkü Rıza ben 34 yaşındayım. Yani bir yerde zamana karşı yarışıyorum o bakımdan. Kesin mi? Allah kahretsin. Ne oldu? Svetlana geliyormuş. Kız hangisi ki vurup saçını başını yolsak? 1000 kişi var caddede. Elimizde işgal yok. Tamam peki. Vazgeç. Alın kız oradan. Alın kız oradan. Oh şükür. Ne? Sırtında silah mı var? Kalleşler. Olga. Merhaba. Nereye? Kafeyi bırakmışsın aniden. Ne oldu? Hiç. Başka işi bulacağım. Niye koşturuyorsun? Biri mi kovalıyor? Yok. İşim var. Ne saklıyorsun sen be? Ha? Kimden kaçıyorsun? Bora'dan. Ne? Çok fazla asıl diyor. Evleneceğiz diyor. Hadi ya. Ben duydum. Türkler çok kıskanç. Evlenmeyince kesiyor. Kesiyor mu? Kim uyduruyor bunları be? Saçmalama, Bora ekmek kesemez. Bilmiyorum. İsmi çok yapışkan. İsim, adres. Ben hiçbir şey söylemedim. Korktum ben ondan. Gaziantep'e bayıldım. Herkese iyi uçuşlar. Özellikle size. Hayır. Lan. Aynı herif mi o ya? Hadi. Pazarlık var. Var. En son 250 dedik. Hangi mal için?
Altı küre gelenden dedik ya. Ama çeşit. Bende mal çok. Aa, ya sen neredesin be kızım? Ayrıldım. Ya dur, dur. Ya biz sana ne yaptık? Çalışma iznini de alırdık. Kayınvalide senden çok memnundu be kızım. Sen 250'ye tamam mısın? Evet. Malı ne zaman alacağız? Hemen. Sigorta yapardık. Sen başka iş mi buldun? Hemen. Ne çeşit mal? Anlamıyor mu lan bu karı? Duymuyor mu? Kafası mı güzel? Çekil ya. Ha, manyak mıdır nedir ya? Yalın nasıl mahcup yaptın ya? Kaç gündür peşindeyim senin? 250.000 euro, 1 kilo. Bir kilo ne? Olmadı. Öteki mal 250.000 dolar, 3 kilo. Nasıl? 3 lira, 5 lira. 3 lira, 5 lira. Nereye? Oo, konuşuyorum hemşerim. Dur bakayım. Sen de niye evdapsız çıktın ya? Dur. Aaa, çavul! Hangi mal? Lan pazarlık yaptık. 6 kilo kokaini 250.000 euroya alacağız dedik. Tamam dedin ya, gerizekalı. Ey maşallah! Svitlana. Svitlana sana doğru koşuyor. Al onu. O ne ya? Abartmayın. Kadın ev işlerine ekmek parası kazanacak. Yazıklar. Allah Allah. Sağ ol. Çık. Tülay. Uçak niye böyle sallıyor? Rot direksiyonu sabit tutsa olmaz mı? Merak etmeyin, hava şartlarından çok normal. Öyle mi? Ya hava daha da bozarsa? Şöyle düşünün, pilotumuzun kendi hayatı da bu uçakta. Yaşamak istiyorsun tabii. Merhaba. Ben kaptan pilotunuz Zafer Çakır. Şu an 25.000 feet'te İstanbul'a doğru yol alıyoruz. Hava kapalı. Fırtına var. Ne diyelim? Sevenler kavuşsun. Ve son sözlerim şunlar olacak. Hayatlar parçalanmasın. Hoşça kalın. Düşüyorum! Allah'ım! Ölçüm o! Ya! Seninle gurur duyuyorum. Benim canımsın. Ben seninle hiç gurur duymuyorum Silahattin abi. Sen birinci operasyonu avanakça bir kıskançlık yüzünden bozmasaydın... ...kızın hayatı tehlikeye girmezdi. Ben avanakça kıskançlık yapmam. Benim Tülay'a güvenim tamdır. Sadece sağlığını merak ettim. Canım sağ ol. Ayrıca ötüp durana bak. Senin aldırdığın telefon yüzünden gelmedi mi bunlar kızın başına? Adam onu aydın da senin aydın telefonunu. Sağ olsun. Amirim bir tane hediye etti bana. Yepis yeni. Niye sana telefon hediye ediyor? Nereden çıktı bu herif? Tülay, aranızda ne var? Zerin. Tut beni. Ben tırlatıyorum. Ah büyük ninem, ah büyük ninem. Çok vakitsiz gitti. Ya. 102 yaşında değil miydi ya? Hedef kaçtı ki onun altında kalmış. Ruhu geçti ruhu. Uçakta bir manyak düşüyoruz diye ortalığı birbirine katınca kalbi dayanamamış. Bayağı bir olay oldu dediler. Antep'e geri dönmüş uçak falan yani. Tabii canım, iç hatlarda bazı uçuşlarda da büyük vatal var. Ondan mı bilmem de yani. Bu durumda babam acil düğün yapmak istemiyor. Ben babaannemin öldüğü günden 2 hafta sonra düğün, bayram yapıp milleti kendime güldüremem dedi. Doğru tabii, en az 40'ı çıkar, öyledir. Ah keşke, 40 da kesmedi babamı.
Ay Nur hayatın çilesi biter mi? Yılbaşını bir görelim öyle şeklinde konuştu. Annem, büyük ninem 102 yıl dayandın. 2 haftada